Filistin'deki bölünmeyi sona erdirecek uzlaşma yolunda önemli bir adım atıldı. Gazze şeridinde iktidarı elinde tutan Hamas'la Batı Şeria'yı yöneten El-Fetih ortak geçici hükümet kurma noktasında anlaştı. Yıllardır el sıkışmayan El-Fetih'in lideri ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas Hükümeti Başkanı İsmail Haniye ile Mısır'ın arabuluculuğunda ileride yeniden seçimlerin yapılması dahil birçok hassas noktada ilki anlaşmasına vardıkları bildirildi. Hamas sözcüsü Hamit El-Rakıp yaptığı açıklamada Mısır'ın da desteğiyle sürecin bir barışla neticeleneceğini umduklarını söyledi. Nihai anlaşmanın tüm Filistin siyasi grupların katılımıyla Mayıs ayında imzalanması beklenirken haber hem Gazze hem de Batı Şeria'da sevinçle karşılandı. Tel Aviv yönetimi ise tepki vermekte gecikmedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın içinde olduğu bir Filistin hükümetiyle barışın mümkün olmayacağı mesajını verdi. Netanyahu, Mahmud Abbas'tan barış konusunda kendileriyle Hamas arasında bir seçim yapmasını istedi. Hamas'ın 2007'de Gazze'de El-Fetih'i yönetimden uzaklaştırarak iktidara el koymasının ardından siyasi rakipler arasında düşmanlık sürüyordu. Şimdi atılan bu adım Filistin'de yeniden birliğin sağlanacağına dönük umutları yeşertti.